Merhabalar değerli arkadaşlarım. Yeni gıcır gıcır bir anayasa denemesi 2023 yılına ait soruları sizlerle buluşalım. Hemen başlıyorum. 46. soru. Bir ülkede belli bir dönem yürürlükte bulunan yetkili makamlar tarafından konulmuş olan hukuk kurallarının tamamına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar harfiyen KPSS sorusudur bu. Bir ülkede belli bir dönem yürürlükteymiş. Şu kelimelere dikkat. Yetkili makamlar tarafından konulmuş kuralların tamamına ne ad verilir? Bu soru çıktığında Allah alem 2010, 2008, 2009 ya da 2010 gençlerin büyük bölümü şunu işaretlemişti arkadaşlar. Pozitif hukuku yanlış yapmışlardı. Gerekçeleri şu. Hocam tamamına kelimesi geçiyordu. Geçebilir kardeşim. Ama neyin tamamı? Yetkili makamlarca konulmuş kuralların tamamı. Yetkili makamlar ancak ve ancak yazılı kuralları koyabilir. Yazısız dediğimiz örf adetleri yetkili makamlar değil, toplum oluşturuyor arkadaşlar. Tamam. Eğer belli bir dönem vurgusu, gerçi o çok sağlıklı değil ama şöyle diyeyim. Eğer yetkili makam tarafından diye geçiyorsa ya da sadece yazılıdır diye basit bir ifade de verilmişse bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Mevzu hukuk. Peki. Bu arada diğer şeyleri de açıklayalım. Pozitif hukuk nedir? Bir ülkede belli bir dönem yürürlükte olan yazılı ve yazısız kuralların tümüdür. Diğer adı müspet hukuktur. C'yi de söylemiş olduk. Doğal hukukun bir adı ideal, diğer adı ütopik hukuktur. Tabii hukuk da diyorlar. Olan hukuk değil, olması gereken hukuktur diye arkadaşlar. Şekli hukuk ise hakları değil, hakların nasıl kullanılacağını gösteren ayrıntılı hukuk anlamına da geliyor arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri vergi hukukuna hakim olan ilkeler arasında yer alır? Bir kere şunu söyleyelim. Verginin en temel ilkesi nedir? Kanunilik arkadaşlar. Bakın, kanunsuz suç ve ceza olmaz. Kanunsuz vergi olmaz. Bunu aklınızda tutun. KPSS soruları. Arkadaşlar vergide tabii ki adalet olacak. Vergide tabii ki adalet olacak. Adalet olayı da nereden geliyor arkadaşlarım? Şu cümlemiz var ya hani herkes kazancına göre vergi öder. Şimdi herkes kelimesi bizi genelliğe götürüyor. Kazancına göre herkes ödüyorsa, kazancı çok olan çok, az olan az ödüyorsa adalete götürüyor. Dolayısıyla vergide adalet kavramı varsa, kazanca göre ise buradan eşitlik ifadesi çıkamaz. Popüler bir tuzaktı yani. Vergide eşitliği almıyoruz. Vergide özellik de olmaz. Yani toplumun şu kesimi ödesin, şu kesimi ödemesin. Atıyorum ruhani kesim vergi ödemesin. Askeri kesim ödemesin. Hayır, böyle şey olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bize doğruları istediği için cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana seçeneği. Gelsin 48. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal, seferberlik ve savaş durumunda dahi durdurulamayacak olan sert ve çekirdek haklar kapsamında yer alır? Önce ben size bir şey söyleyeyim. Çekirdek haklar diye bir kavram varsa bu olay 1982 ile başladı. Yani daha önceki anayasalarda çekirdek hak diye bir olay yok arkadaşlar. Ve çekirdek haklar anayasamızın 15. maddesinde geçen toplam 5 madde veya cümledir. Bunlar nedir arkadaşlar? Yaşama hakkı var. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü var. Yaşama hakkı var. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Masumiyet karinesi var. Bir de hiç kimseye din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Bakın C'yi bulduk. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. A ve B seçeneğindeki ibadet hürriyeti ve zorla çalışma yasağı ile E'deki basın hürriyeti kişi hak ve ödevleri grubundadır. Ama çekirdek hak değil. Siyasi faaliyette bulunma da zaten bizi siyasi haklara götürüyor. Parti kurma ve partiye üye olma. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilileri arasında yer almaktadır? Malum ya 14 Mayıs seçimi parlamento seçimi itibariyle sona erdi arkadaşlar. Çünkü 600 milletvekilini halkımız takdir etti, uygun gördüğü şekilde seçti. Bu 600 milletvekili arkadaşlarım YSK kesin seçim sonucunu yarın yani 19 Mayıs'ta sanırım açıklıyor. 3 gün sonra meclisin toplanması kuralı var. O da bizi 22 Mayıs'a götürüyor değerli arkadaşlar. 22 Mayıs Pazartesi mi artık Salı mı neyse Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanacak ve oradaki milletvekillerimiz katıldıkları ilk oturumda yemin etmek zorundadırlar. Yemin ederek fiilen de milletvekiline başlayacaklar. Meclisin görev yetkilerinde devlet denetleme kurumuna üye seçmek, başkan seçmek öyle bir şey yok. Çünkü bu Cumhurbaşkanı alanıdır. Anayasa Mahkemesi başkanını Anayasa Mahkemesi kendi içinden 4 yıllığına seçer gizli oyla. O hal ilan etmek en fazla 6 aylığına ilan edilebilir. Cumhurbaşkanının görev ve yetkisidir.
Millet arası antlaşmaları onaylamak Cumhurbaşkanı'dır. Ama şöyle olsaydı, millet arası antlaşmaları uygun bulmak deseydi meclis olabilirdi. Cevabımız B'dir. Kamu baş denetçisini 4 turlu gizli oyla 4 yıllığına meclis seçer. Kamu baş denetçisi en fazla 2 defa bu göreve seçilebilir değerli arkadaşlarım. 2 defa seçilebiliyor, 4 yılına seçiliyor, 4 turlu gizli oyla seçiliyor. An itibariyle kamu baş denetçisi Şeref Malkoç'tur değerli arkadaşlar. Bunlar herhangi bir milletvekili değiller ama seçimini meclis yapıyor. Ve bunun seçimi meclis başkanlığı seçimine de benziyor. Baş denetçi olmak için ayrıca 50 yaşında doldurmak gerekiyor değerli arkadaşlar. Soru ekrana sırada. 82'ye göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri arasında yer almaz? Soru kökünün olumsuz olduğuna dikkat edelim değerli kardeşim. Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin birliğini temsil etmek. Evet. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı makamı neleri temsil eder? Devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ni yürütmeyi, devlet başkanlığını, başkomutanlığı ve milletin birliğini temsil ediyor. Gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasını yapmak. Evet, mesela 1 Ekim'de meclis toplanırsa isterse açılış konuşmasını yapabilir. İç ve dış siyaset hakkında meclise mesaj verir. Yeni geldi mesela 2017 yetki ve görebilir. Bütçe kanunu gerekli görmesi halinde referanduma sunmak. Arkadaşlar, kanunlar referanduma sunulmazlar değerli arkadaşlarım. Bu arada meclis adına başkomutanlığı da kim temsil ediyor? Tabii ki Cumhurbaşkanı. Evet, 51. sorudayız. Yukarıdaki yüksek mahkemelerden hangileri kendi yargı alanında temyiz makamı olarak görev yapar? Şimdi kardeşim, yani buradaki önce kavramı açıklayalım. Temyiz makamı. Yani sen bir mahkemeye gidiyorsun. Diyelim ki hakkını alamadın. Mağdur olduğunu düşünüyorsun. Yukarıya. Bir yerden sonra en yukarıya gidiyorsun. Artık bundan daha yukarısı yok okul var da. İşte temyizden kasıtları budur. Dolayısıyla buradakilerden birinin temyiz makamı olabilmesi için onun altında alt mahkemeleri olması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi olmaz çünkü tek mahkemedir. Kendi alanda ilk ve tektir. Altında mahkemesi yok. Uyuşmazlık Mahkemesi kendi alanda ilk ve tektir. Altında mahkemesi yok. Ama arkadaşlar, Yargıtay adli yargının temyiz noktasıdır. Adli yargının temyiz noktası olan Yargıtay'ın altında istinaf var. Yani Bölge Adliye Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemeleri var, Sulh Ceza Hakimliği var, Sulh Hukuk var arkadaşlar. Asliye Hukuk var, Ticaret Mahkemesi var, Aile Mahkemesi var, Çocuk Mahkemeleri var. Var da var değerli arkadaşlarım, cevabı buldum. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamları arasında yer almaz? Tabi idare hukuku sorusuna geçmiş olduk. Şimdi bir genel idari kolluk var, bir de özel idari kolluk var. Genel İdari Kolluk Makamları Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Vali ve Kaymakamdır. Vali'yi bulduk, Cumhurbaşkanı bulduk, Kaymakamı bulduk, İçişleri Bakanı bulduk. Zaten soru yer almazı istiyor. Belediye Başkanı özel kolluk makamıdır, genel kolluk makamı değildir. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel, teknik ve kültürel hizmet yerinden yönetim organlarından biridir? Bakın, bilim, teknik, kültür diyor. Ticaret Odası bu konularla ilgili olamaz. Adı üzerinde yani ticaret. Bir de arkadaşlarım, odalar, birlikler, sendikalar da zaten söz edilen grupta geçmiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yani yol yapıyor. Bunun bilim, kültürle, teknikle bir alakası yok. SGK sosyal güvence veriyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu banka işleri uygulanıyor. Mesela batık bankalar TMSF'ye devrediliyor. Bakın, burada üniversite var. Gayet basit, hiç uzatmaya gerek yok. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı devlet memurları kanununda bulunan memurlara verilen disiplin cezaları arasında yer alır? Şimdi normalde sorularda hep şöyle çıkar. Hangisi yer almaz? Memurun disiplin cezaları uyarı, kınama, aylıktan kesmek, kademe ilerlemesini durdurmak, bir de memurluktan mendil arkadaşlar. Baktığımızda aylıktan kesmeyi bulduk. Kademe ilerlemesi durdurma var. Bakın, yayıncı arkadaşlar burada kelime oyunu yapmışlar. Derece ilerlemesi durdurmak. Hayır, derece değil. Kademe ilerlemesi durdurmak. Hatta şöyle diyeyim. Biraz boşluk oluşturdum. 1 ila 3 yıl arası kademe durdurma cezası verilebiliyor. Aylıktan kesmede 1 bölü 8 ila 1 bölü 30 arasıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin yargı mercisi olarak görev yapmaktadır? Klasik bir ÖSYM formatıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aman aman Avrupa Birliği'nin bir parçası değil. Birçok kişi bunu yanlış düşünür. Avrupa Konseyi'nin yargı organıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin merkezi Fransa'nın Strasbourg şehridir. Resmi yargılama dilleri de arkadaşlar İngilizce ve Fransızcadır.
1950'de kurulmuştur. Diğer sorumuz hemen ekrana otursun. Ekonominin babası olarak da anılan önemli eserler arasında Ulusların Zenginliği, Ahlaki Duygular Kuramı kitapları bulunan ünlü iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yine çıkmış bir sınav sorusudur. Yayıncı bunu kullanmış. Ulusların Zenginliği adlı eser 1700 yıllarda yaşamış Adam Smith'e aittir değerli arkadaşlar. 2022 verilerine göre dünya üzerindeki en kalabalık nüfusa sahip şehir aşağıdakilerden hangisidir? En kalabalık nüfusa ait şehri insanlar genelde Çin ve Hindistan'da ararlar ama hata yaparlar. Nüfusa en kalabalık olan şehir Japonya'nın Tokyo şehridir. Eğer ikincisini sorsaydı o zaman da Endonezya'nın Jakarta şehrini söylememiz gerekirdi. Aşağıdakilerden hangisi Haziran 2022'deki NATO zirvesinde üye devletler tarafından adaylık protokolleri imzalanan NATO'ya aday iki ülkeden biridir? Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'mizle ilgili bir konudur bu. İsveç ve Finlandiya arkadaşlar bir protokol yaptık. Şartları, kuralları yerine getirirlerse Türkiye NATO'daki oylamada hayır oyunu kaldırıp evetini verecek ve böylece bunlar NATO'ya giriş yapacaklar. Nitekim arkadaşlarım Finlandiya için Türkiye bunu yaptı ama daha İsveç için sürece devam ediyor. Neolitik çağ yani Cilalı dönem arkadaşlar Cilalı taş dönemi. Neolitik çağın en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan ve Ağustos 2022'de ören yeri statüsü verilen Taş Tepeler projesinin bir parçası olan Karahan Tepe aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmaktadır? Cevap veriyorum. Göbekli Tepe hangi şehirdeyse Karahan Tepe de oradadır. Dolayısıyla Şanlıurfa'yı biz burada işaretliyoruz. Nevale Çoli, Karahan Tepe, Göbekli Tepe görürseniz vurun Şanlıurfa seçeneğini arkadaşlar. Ne diyor? Ülkemizde Merkez Hakem Kurulu MHK başkanlığına seçilen ve aynı zamanda FIFA kokartlı ilk kadın futbol hakemimiz olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Lale Orta. Değerli arkadaşlarım, yeni videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.